Bugün sizlere namazdan birinci şartı olan taharet eliş usulünü götürümüz. Bilginin ladek taharet namazdan birinci şartı taharetsiz namaz asla kabul kılınmaydı. Şundakla taharet bizim küçük günahlarımızın ki özümüz bilmeyi yürüyüşe sebep oldu. Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam hadiste silahının birinlerinin üyünün aldığı bir östen bolsa, onun o kündü beş katım çüse bedinde kir kalamdı degende sahabla kalmaydı ya Resulullah degen. Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam silahının kündü beş vek namazı ağan beş katın teritinle aynen şunun okşaydı degen. Demek taharet namazın birinci şerti bopla kalmayı bizden özümüz bilip bilmeyi ötküzgen küçük günahlarımızın yürüyüşüge sebep oldu. Onda o sıkılınla biz taharetini kandak şekilde en ölçemlik alemiz birlikte güneyle. I've been waiting, I've been hurting, 'cause I've been falling, I need your help, my heart is breaking, so tired of crying. Biz taharet almakçı boğa vaxtımızda birinci kılıp Bismillah ile başlayımız. Şundakla taharet ağa vaxtımızda sunun ısrap buluşunu saklımız, yani turbunun hemmesini içip ısrap kılıp taharet almayımız. Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam selanın birinle denizden buydu taharet ağa vaxtında ısrap kılma suğun degen. Şunun için taharet ağa vaxtımızda ben sağlıklı iş kılıp etmen o degen hiyalıyla sunu buzup geçip taharet ediş doğramaz. Biz Bismillahirrahmanirrahim deyip boğandayken taharetin birinci kademi iki kulumuzun yüyüşle başlandı. Bismillahirrahmanirrahim. Biz kulumuzun sunu ısrap kılmasının üç kademi yüyümüz. Kulumuz yuva vaxtımızda parmaklarımızdan arasını mı su ötküzüşke kapalı kılan asas tüyümüz. Emde ikinci kadem ağzımızın su alımız. Ağzımızın suğa vakti dikkat kılığa iş, eğer biz ruzlar bolsak, bak çonkur anmayımız, ruzumuzu tersi etip kalması için. Üçüncü kılıp, burnumuzu mezmez kılımız. Dördüncü kılıp, yüzümüzü yüyümüz. Yüzümüzün yüyüş dairesi, beşimizden tük ünge yatoktağa yedin başlap, şu zakımızın astığa kuşluk uyuludu. Andaki ben kulağının içki terapiden içki terapiye uçuyuludu. Yüzümüzü yuva vaxtında dikkat kıldığı aşağının birisi, yüzümüzü su çeçip bu şekilde yumayımız. Biz yüzümüzü yuva vaxtındayken iki kulumuzu ceynikimizle kuşup üç katımı yiyemiz. Kulumuzu saati okuqazı, saati yürüştürüp aslında su ötkerlikiye kapalı alıklaşımız lazım. Sılap yürüş, bu taharetinki sünneti. Sılap yürüş, taharetinki sünneti. Ya ki sonra az şurup bu şekilde yusak mı bunu da ceynekimiz çukum kuşluk büyüleş gerek. İki kolumuzu yuva vakti dikkat kılığa aşağıdan birisi biz yüzümüzü yuva vakti küpün çıkışıyla iki kolunu bu iki alkın yumastılla muşiyedim başlap bu şekilde uyduk Allah'a bu toplamaz. Çukum yüzümüzden keyin iki kolumuzu yuva vaxtında kolumuzun uçuduğunu başlayıp tuluk ceynekimizin kuşak yüyüşümüz gerek. İki kolumuzu yuva vaxtından keyin beşimizde mesih kılımız. İki kolumuzu su alımız. Beşimizdeki beşin tatip ahir ve çilek tuluk şekilde mesih kılımız. Kolumuzdaki su ile kulakımızın içini sürtümüz, hülleyimiz. Çünkü iki kulak mı başka teve. Andaki kolumuzdaki hülle kendimizde mesih kılıversek yakşı. Ama geldiğinde mesih kılması mı buludu. Ama kılıvesi yakşı. Onu deyken biz taharetinin en ahirka baskıcı boğan iki putumuzu gülemiz. İki putumuzun yüzünden okşaşla on putumuzdan başlayınız. Putumuz ne? Barmakımızın yuva vaxtımızda
Çünkü parmaklarımızdan arasında su ötkenliğine dikkat kılıp yüşümüz gerek. Araçlarını araçlap. Ondan ki, pek soğuk günlerde ya ki bedenimiz pek kurak kopkaka vaxtlarda su tirimizge yaxşı yokuşmayacak ahola bulur. Şuna sılap yüyümüz. Şunda atlap yuvan elzalarımızda sılap yüyüş taharetininki bir sünneti. Şunda atlap putumuzu yuva vaxtı dikkat kılavaşlarının birisi uşkumuz, kuşap yüyümüz. Uşkumuz sırt kası bulmaydı. Şundan kılıp taharetini mükemmel şekilde tutup ele vağın bulduk. Yani bir esker çıkıp işlenen birisi. Sakalı kırın adamda olup kalsa, çokum sakallarının araçlaş lazım. Şundan kılıp ayalla, yağlıkma üstünün mesih kılsa bulamdı bulmamdı o degende, eğer yağlıkı nepiz, yani mesih kılsa, yağlıkının astığa, çeçeğe, su, nem, ütüdüğün şekilde bulsa, yağlıkma üstünün mesih kılsa buladı. Eğer onda kırın yağlıkla olup kalsa, bombaydı, yağlıkının astığa kuluna tıkıp mesih kılışı lazım. Onun için, bu taharetimizde ne mi bozu ötüdü? Birinciden, çok küçük taharet bozu ötüdü. İkinciden, usuruk, yel bozu ötüdü. Üçüncüden, kan bozu ötüdü. Yani bedenimiz buraya kanap, ak kan bozsa, yani ornudun yötkelgen bozsa, bu kan bozu ötüdü. Yerin bozu ötüdü. Ondan ikin, ığızımızı toşkuş kuskan bozsak, bu mu bozu ötüdü? Onun ikin, uxulgan bozsak, bir nesilge yönelip, uxulgan bozsak, bu mu bozu ötüdü? Çok küçük taharetin başka, taharetin bozu ötüdüğün amla yüz begende, onun ısıtınca akımızak mı buladı? Ama çok küçük taharet kavaktığımızda, çokum ısıtınca akılış gerek. Ondan ikin, yukarıda taharetin içi de, naayeti dikkat kılışıklı kişilik, eğer kıp kalsa, taharet taharet olmayıdığın bir kanç işlevi. Onun birincisi, yüzümüzü yüz. Eğer bir adam taharet kavaktığında, yüzünü yumulsa, ya ki unutup kalan bozsa, o adamın tahareti taharet olmaydı. Onun da ikin, iki kolumuzun, ceynikimizden kuşup yüz. Bu işi unutup kalan bozsak mı? Ya ki bir ceynikimizi unutup kalan bozsak mı? Yine taharet, taharet olmaydı. Onun için, beşimizin mesih kılışını en az şekilde beşimizin tüknün birine, ya ki aldı kısmına, ya ki yan kısmına, ya ki keyni kısmına, bu iş tüknün birine en az boğanda mesih kılışını unutup kalsak, taharetimiz taharet olmaydı. Ondan için, iki putumuz ne? Uşkumuzdan kuşap yüyüşünü unutup kalan bozsak. Birisini unutup kalan bozsak mı? Taharetimiz taharet olmaydı. Bu taharetin perizleri. Yani kılması bulmaydı ki işleri. Onun da başkalarının hepsi taharetin sünnetleri. Kılsak taharet mükemmel bulduğun işler. Onda bazı kardeşler taharet dersimiz müşahede arkadaşlar. Kileriki dersimizde görüşeyle.